Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikanın, iç güvenliğin, dış güvenliğin, sınır güvenliğinin, ülkemize yönelik tehditlerin değerlendirilmesi bakımından kapsamlı sunumlar yaptılar. Tabii ki güvenlik meselesi sadece terörden ibaret değil, uyuşturucuyla mücadele eden birçok konuya kadar, göçmen meselesinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı, kamuoyunda sorulan sorulara gerçekçi cevapların bulunduğu ve önümüzdeki dönemdeki planlamaların tartışıldığı bir tablo ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde Türkiye'nin masada olduğu zamanlarda sahada olmadığı dönemler olurdu. Türkiye'nin sahada olduğu dönemlerde masada olmadığı dönemler olurdu. Aslında bu da bir çeşit bir vesayet yazılımının neticesi olarak gündeme gelirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığından itibaren bu yazılımın demokratik bir yazılıma dönüşmesi için de siyasi hareketimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bugün görüldüğü gibi aynı anda masayla sahayı birbirine alternatif, birbirine zıt unsurlar olarak görmeyen, aynı anda hem masada hem sahada olabilen bir kapasite siyasetin koordinasyonunda, meşru siyasetin talimatları çerçevesinde etkili bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Yine bir diğer konu, biz Türk siyasi tarihinin çeşitli dönemlerinde iç güvenlik konseptiyle dış güvenlik konseptinin birbiriyle çatıştırıldığı ya da dış güvenlik yaklaşımının dış politika yaklaşımıyla çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında kalarak felç edildiği, adım atamaz hale getirildiği dönemler gördük. Ama şimdi gelinen noktada tam bir demokratik yazılımla Türkiye'de verilen siyasi kararların hayata geçirilmesi için iç güvenlik, dış güvenlik ve dış politika doktrinleri aynı siyasi kararın değişik boyutları olarak birbirini tamamlayan, senkronize eden bir biçimde çalışmaktadır. Örneğin daha geçmiş yıllarda çeşitli olaylarla birlikte önümüze gelirdi. Hatta bizim iktidarımızın ilk zamanlarında da bir vesayet çabası olarak önümüze gelmişti. Dış politikayla dış güvenlik anlayışını çatıştırmak ya da dış güvenlik anlayışıyla iç güvenlik anlayışını çatıştırmak gibisinden. Bu aslında siyaseti dağıtan, Türkiye'nin meşru yazılımını darmadağın eden, devlet ve millet adına demokratik temsil düzeyinde iş yapmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren bir yaklaşımdı. Bu iktidarlarımız döneminde aşılmış, mücadelesi verilmiş ve millet lehine sonucu gerçekleştirilmiş büyük devrimlerden bir tanesidir. Büyük demokratik devrimlerden bir tanesidir. Böylece Türkiye hem masadadır bir meselesi söz konusu olduğunda, hem sahadadır. Rakiplerimize söylediğimiz şey şudur: Türkiye ile bir meseleniz olduğunda bunu masada çözmek istiyorsanız, Türkiye çok yüksek kapasiteli bir diplomasi devletidir. Ama hukuka, hakkaniyete, egemenlik haklarımıza, hak ve menfaatlerimize dönük olarak bir yaklaşım, hakkaniyetli bir yaklaşım, hukuka uygun bir yaklaşım üretmiyorsanız, zaten sahadaki varlığımız çok açık bir şekilde ortadadır. Ve bunların her biri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan bu siyasetin, bu Türkiye'nin meşru hedeflerine, meşru vizyonlarla ulaşma kararlılığının tamamlayıcısı olarak şu anda iç güvenlik, dış güvenlik ve dış politika doktrini birbirini tamamlayan bir şekilde yoluna devam etmektedir. Şimdi biraz sonra arkadaşlar, 3-5 dakika içerisinde ekonomiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bu kapsamlı değerlendirme çerçevesinde milletvekillerimizin, yetkili kurul üyelerimizin, buraya katılan bütün arkadaşlarımızın, MKYK üyelerimizin sahadan topladığı bütün veriler, bize gelen bütün talepler, bizim önümüze koyulan bütün tartışma konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek önümüzdeki günlerde neler yapacağımıza dair ve hangi etkileşimler içerisinde neleri dikkate alarak siyasetimizi, hayatımızı hayata geçireceğimize dair bir beyin fırtınası da bugün itibariyle gerçekleşecek. Tabii yarın sabahleyin arkadaşlar, tarım ve enerjiyle ilgili oturum olacak. Ondan sonrasında biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kapsamlı bir istişare ve değerlendirme yapılıyor. Ondan sonrasında da her zaman olduğu gibi kampımız Sayın Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor. Dolayısıyla bu kamp
pandemi döneminde ara verdiğimiz kamp geleneğinin yeniden hayata geçirilmesi bakımından önemli. Ama aynı zamanda da şu anda Türkiye'de ve Türkiye ile alakalı olarak dış dünyada konuşulan bütün iç politika başlıkları ve bütün dış politika başlıklarının bu iki gün içerisinde bütün boyutlarıyla ve tamamen bütün zerrelerine kadar masaya yatırılıp tartışıldığı bir sonuç doğuracak. Bir de biliyorsunuz İstanbul'daki mitingde Cumhurbaşkanımız Millet Bahçesi açılışında ilk defa bir siyasi öylesine büyük bir toplantı aynı zamanda bir çevre atılımına döndü. Bunun devamı olarak Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz imzasıyla 5 Haziran'dan itibaren bir hafta boyunca çevre haftası olarak kullanılacak, kutlanacak. O sebeple bu kampımızda da bu toplantımızı da bir çevre farkındalığı, bir çevre bilinci toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Burada çevre farkındalığıyla, çevre bilinciyle ilgili olarak bir sürü yerleşimler var. Aynı zamanda bu otelde kaldığımız süre içerisinde sıfır atık prensibine uyacağız. Bütün atıklar burada değerlendirilecek. Bu hassasiyet gözetilecek. Aynı zamanda buradaki yaptığımız faaliyetlerin neticesi olarak ortaya çıkan karbon ayak izimizi gidermek için her bir arkadaşımız adına 3 tane fidan dikilecek. Ve bu çerçeve burada podcast yayınları yapılıyor. Onları izleyebiliyorsunuz. Bütün arkadaşlarımızın odalarına çevreye duyarlı bir takım ürünler bırakıldı. Dolayısıyla buradaki siyasi faaliyetimizi, siyasi parti faaliyetimizi aynı zamanda çevre konusunda bir farkındalık, bir duyarlılık faaliyetine dönüştürme şeklinde de tamamlayıcı bir şekilde bunu elde etmiş, bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu sunumların neticesi yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak değerlendirme toplantısıyla birlikte kapsamlı bir şekilde ele alınarak karşılıklı olarak milletvekillerimizin soruları, cevapları ve ortaya koyacakları yaklaşımlar, yine yetkili kurul üyelerimizin aynı şekilde, kurucularımızın, bakanlarımızın bu şekilde kampımız bu geleneği yeniden devam ettiren 30.sunu gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla sona ermiş olacak. Tabii iç politika, dış politika meselelerinin yanı sıra terörle mücadele eden maalesef son zamanlarda muhalefetin ortaya koyduğu bir takım kara propagandaların, yalanların ve bunlarla mücadelenin de stratejilerini tabii arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Şunu bir kere söylemek isterim mesela. Bunu çok derece sakıncalı ve yanlış buluyorum. İkide bir daha olmayan seçimin seçim güvenliğiyle ilgili olarak bir kara propaganda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülüyor. Bu tabii hiçbir şekilde belli bir temele dayanmayan, belli bir mesnedi olmayan, tamamen spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Arkasına önüne koydukları hiçbir şey yok. Biz daha öncesinde de işte şunu söylüyorlar ki işte seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler gibisinden ya da seçim sonuçlarıyla oynayacaklar gibisinden. Daha önce de bunları söylediler. Netice itibariyle ne dedik? Bütün seçimler bittikten sonra, bütün itirazlar bittikten sonra sonuç ne çıkarsa ona saygı duyarız dedik. Bu konuda yüksek bir özgüvene, yüksek bir demokratik bilince sahibiz dedik. Nitekim İstanbul ve Ankara seçimleriyle ilgili olarak, yerel seçimlerle ilgili olarak itirazlar yapıldı. Sonuç ortaya çıktı. Biz de sürece saygı duyan, sonuca saygı duyar dedik. Ve sonuçta kazananları tebrik ettik. Çünkü nihayetinde milletimizin iradesi o şekilde tecelli etti diye. Dolayısıyla bu konuda suçlanacak zerre kadar geçmişinde ya da bugününde bir leke yoktur AK Parti'nin. Ama bu suçlamaları yapanların geçmişinde açık o gizli tasniften başka bir takım yaklaşımlara kadar bu tip lekeler mevcuttur. Ayrıca biz vatandaşlarımızın her birinin her seçimde sandıklara sahip çıkmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Zaten bütün siyasi partilerin orada temsilcileri oluyor. Oy çuvallarının üzerinde olan vatandaşlarımızı da büyük bir saygıyla karşılıyoruz bu oylara sahip çıktıkları için. Ama şunu unutmasınlar. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Terör bir ülkenin seçim güvenliğini tehdit eden en büyük beladır. Terörle mücadeleye destek vermeyenlerin, terör konusunda sesi çıkmayanların bir çıkıp da ortada ya da suç örgütleriyle mücadeleye destek vermeyenlerin, bu konuda sesi çıkmayanların çıkıp da bize söyleyeceği seçim güvenliğiyle ilgili bir ders yoktur. Ya gereksiz bir spekülasyon ortaya çıkarıyorlar
ya da kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar. Bu net bir konudur. Yine çıkmışlar, mantığa, akla, izana sığmayacak bir şekilde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Sayın Devlet Bahçeli de söyledi, biz de defalarca ifade ettik. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konu kesin bir konudur. Asıl merak edilen konu onların masasında ne döndüğüdür. Onların masasında ne tartışma yapıldığıdır. Kamuoyunun gündemini bu tip spekülasyonlarla hiçbir şekilde meşgul etmelerine de müsaade etmeyeceğiz. Onların yapması gereken kamuoyunun önüne çıkıp adaylarını ifade etmeleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız sabahki konuşmasında da açık ve net bir şekilde bunun netleştirilmesi davetinde bulundu. Dolayısıyla AK Parti'miz, Cumhur İttifakımız kendi yolunda milletimizle buluşma doğrultusunda bu kampımızda da olduğu gibi başka toplantılarda kendi yürüyüşünü devam ettirmektedir. İnşallah bu kampımızda hem siyasi hayatımız için hem milletimiz için hayırlı neticeler doğuracaktır. Buraya katılan bütün arkadaşlarımızın katkıları çok kıymetlidir, çok değerlidir. Sizler de buraya geldiniz, bu kampımızı izliyorsunuz, bizim mesajımızı iletiyorsunuz. Bütün siz değerli arkadaşlarımıza, gazeteci, televizyoncu, basın mensubu arkadaşlarımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii siz içeriği çok merak ediyorsunuz, içeride ne oluyor, ne oluyor diye. Biz de içeriye söylüyoruz, buradan dışarıya bir şey sızmayacak diye. Bu çerçevede bir şey oluyor. Dolayısıyla biraz biz mahremiyet konusundaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Siz haber alma konusundaki gayretinizi sürdüreceksiniz. Zannediyorum bir yerde buluşacağız. Bu şekildeki buluşmalarla onu da bir yere bağlamaya çalışacağız. Bu kamplarda biliyorsunuz açık yaptığımız bölümleri var, kapalı yaptığımız bölümleri var. Diğer kısımlarındaki mahremiyeti korumaya çalışıyoruz. Aslında burada da burada kurulan bu çadırda da geçmişi olan bir sürü gazeteci arkadaşlarımız var. Onların da geçmişte buraya çok katıldıkları oldu. Burası da bir şekilde kendi geleneğini oluşturuyor bu çadırda. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bütün milletimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Şurada arkadaşlarla bir çay içelim. Burada mı? Yanında mı içeriz? Sorgu odası yan tarafta.